Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün İstanbul Beyoğlu'nda bir günde ne edilir o videoyu çekmeye karar verdim. Görüyorsunuz ortam cıvıl cıvıl, sembolik tramvay geçiyor bu arada. Çok güzel yakaladık, tam denk geldi arkadaşlar. Bugün İstanbul'da dünyaları yiyeceğiz. Ve ne yapıyoruz, hemen gidelim, başta kahvaltıyla açılış yapıyoruz. Hemen geçiyoruz, çarpıyordu bana. Herkese merhabalar, burası bana çok önerilmişti ve ne yapıyoruz, hemen içeri giriyoruz ve tadım yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir masa, benim tam tarzım, az ama çok güzel gözüküyor. Parlak parlak, şöyle bunu göstereyim mesela, bu bal kaymak, bunun fiyatı 26 TL. Peynir zeytin tabağı 26 TL. Söğüş de 14 TL. Menemenin de fiyatı. Bu sade menemen. Bu da 30 TL arkadaşlar. Şimdi çay da söyledi. Menemeninden alırsın. Oh şuna bak. Önce suyundan şöyle tutarsın. Menemen tam benim kalemim. Çok güzel. Çayımız da geldi. Böyle peynirin de bir tadına bakmak istiyorum. Yanında domates yine. Biberi, üzerine de zeytinyağı dökmüşler. Şuna zeytin. Biraz ses arttı. Ve üzerine çay. Oo, burası önerilen mekanlardan bir tanesi. Ve şöyle bal kaymak olayına da girelim tabii. Şunu da bir tadına bakıp daha sonra keyfini çıkaracağım. Bu da çok güzelmiş bu arada. Biz bu masanın keyfini çıkaralım. Güne çok güzel başladığımızı düşünüyorum. Bugün ölümüne yiyeceğiz. Şimdi de Lebon'a geldik. Burada profiterol yiyeceğiz. Çok güzelmiş. Biz de hemen kaçırmıyoruz, içeri gidiyoruz. Güney abi merhabalar. Nasılsın? Merhaba, iyisin? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle dağ gibi dizmişsin. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Muhteşem. Şöyle bir porsiyonlayabilir misin bize? Tabii. Oo. Şuna bakın, bilmiyorum, profiterol seviyorsanız burası da çok önerilen mekanlardan bir tanesiydi. Şöyle bir porsiyona 3 parça herhalde ekliyorsun. 3 top. 3 top. Evet. Kenarda seni bekleyen bir çikolata. Çikolata sosumuz. Çikolata sosun var. Süper. Üzerine şöyle. Çok güzel gider. Bunun ne kadar porsiyonu? Porsiyonu 25 lira. Bu şekilde 25 lira. Kilo ile satıyor musun? 150 lira kilosu. 150 TL evet. Kilosu. Ben de ne yapacağım arkadaşlar? Böyle ayaküstü tutacağım. Şöyle bir tanesi içinin kreması dışına kadar taşmış. Profiterol seviyorsan bunu dene. Şimdi Şahin Lokantası'na geldik. Burada sulu yemek yapıyorlar mı? Hemen giriyor. Ali Ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Abi teşekkürler. Çeşit çeşit yemeklerin var. Tabii bu bir kısmıymış. Kaç çeşit çıkıyor normalde? 60 çeşit, 70 çeşit çıkıyor. Şu çok ilgimi çekti. Nedir bu? Bu patlıcan kebap. Pilav üstü yapıyor musun? Patlıcan kebap, pilav üstü yapmıyoruz. Ayrı veriyoruz yanında. Da. Tamam. Ama kavurmasını pilav üstü yapıyoruz. Tamam. Bunun altında da kavurma var yani. Patlıcanın altında kavurma var. Tamam. Ben etli şöyle kavurma yapayım. Ayrı ayrı biraz pilav alacağım. Bir de patlıcan kebabı alacağım. Tamam. Fiyatına kadar bunun porsiyonu ne kadar? 60 lira. Pilavla beraber 60 lira. Pilavla beraber 60 lira. Evet. Tamam. Bu 45, bu 15 mi? Evet. Tamam. İkisini alalım abicim. Oo, dipte görüyorsunuz arkadaşlar. Bol etli zaten. Domatesi var, patlıcanı var, patatesi var. Sulu sulu mis gibi. Üzerine sen şöyle patates kızartması da ekliyorsun herhalde. Evet. Bir de yanına pilav alacağız. Pilavından da doldurdum. Biz hızlıca masaya geçiyoruz. Eline koluna sağlık. Şöyle girersin. Oo, mis gibi. Şöyle bakalım tadına. Et lokum gibi. Benim de sevdiğim lezzetlerden bir tanesi zaten. Özellikle patlıcanlı eti çok yakıştırıyorum ben. Buraya gelinir mi? Bence gelinir. Mutlaka gelmelisiniz diyorum. Şimdi de Beyoğlu'nun en önemli lezzet noktalarından bir tanesine geldik. Ne yiyeceğiz? Somon fümeden böyle sandviç yiyeceğiz. Neredeyiz? Reşat Balığa geldik. Hemen içeri gidelim, sandviçimizi yaptıralım. Ahmet abi nasılsın? İyisin? İyiyim. Hoş geldin Eser'ciğim. Nasıl gidiyor Ahmet abi? Sen bütün Türkiye'de tanınmış bir insansın. Sen benden daha iyisindir. Estağfurullah. Ya. Ben sana somon fümeli bir sandviç süper yapayım da. Onun için geldim. Sağ ol babacığım. Somonların çok güzel gözüküyor. Şuradan ikisini de göstermek istiyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Muhteşem. Şöyle dilimledi Ahmet abim. Hatay'dan buralara kadar kalkıp gelmişim. Evet. Ben sana en güzel somon fümeli sandviçi yapmam da kime yaparım babacığım benim. Ağzına sağlık. Ahmet abinin bu arada muhabbeti de güzel. Lezzetleri de güzel. Yani sadece buraya gelirsin Ahmet abiyle muhabbetini de edersin. Yanında tabii somon fümeli de yersin gidersin. Çok da güzel gözüküyor. Görürsün parlak parlak. Somon zaten güzel olur. Bir de fümelenince ayrı tadından yendi. Şöyle bunları dilim dilim yaptım. Şimdi bunları dilimledi. Şu sandviçe bakar mısın abi? Oh, ekmeğin de şıkır şıkır. Vallahi billahi. Şey gibi ya, pasta gibi pasta. Pasta yeme Allah aşkına, ekmek ye ya. Sadece bunu ye diyorsun. Buradan başlıyoruz. Farklı abi. Bir şeyler geliyor şu an. Şimdi şu biliyorsunuz. Bu ne Ahmet abim? Bu havyar, sazan havyarı. Sen bunları püre haline getirmişsin. Tabii, yanlış mıyım? Doğru. Şu havyar. Ekmeğe değer katıyorsun değil mi havyar? Evet. Oo.
çok güzel. Şuraya yani. Bak Allah aşkına, çok şuraya bak. Gibi. Ağızda yere yakıramadı ama. Evet. Ekmeği değerlendirdin, sürdün, her tarafına yaydın. Şimdi somonlar devreye girecek. Şimdi geliyor, tabii. Somon fümeye geliyor sıra. Evet. Şöyle hemen bol bol, bol bol. Boldan boldan ekle. Bol, vallahi bol bol. Herkese böyle mi? Böyle, herkese böyle. Süpersin. Millet yesin. Millet yesin. Millet tavuk döneri yemesin kardeşim. Mi? Bak Allah aşkına şuraya bak paşam, şuraya bak. Neler giriyor başkanım? Şimdi bunun içine ayrıca öyle gördüğünüz gibi roka. Balık roka zaten. Ki aşık birbirine, sen evet. Aşıkları buluşturdun burada. Buluşturduk burada. Meşhur de, balık soğanı. Kırmızı soğan. Kırmızı olacak değil mi? Kırmızı soğan abiciğim. Beyaz olmaz arkadaşlar. Kırmızı olmak zorunda. Şu kırmızı soğan olmazsa olmaz. Olmaz yok. Balığın yine balık. Diğer aşıklarından bir tanesi diyebiliriz aslında buna. Leyla ile Mecnun'u buluşturuyoruz. Leyla ile Mecnun. Yani şu balık, şu balıkla şu kırmızı soğanı buluşturuyoruz. Oo, renk patlaması da oluyor ya, insan böyle gezdiriyor. Ya böyle. Şunun güzelliğine bol 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 bol. Soğan da tabii. Bol bol. Aa, şuraya bol, bak Allah aşkına. Ya efendim bunu yemeyenin ya aklı yok ya parası yok. Parası olmayanlar gelip burada yiyebilir benden. Ahmet abi fiyat ne kadar onu da sorayım. Bu sadece 70 lira abi. 70 TL. Bunun hepsi süper. 70 lira. O zaman biz bunu afiyetle yiyelim mi? Yiyelim tabii. Buna limon sıkılıyor mu? Yok. Sıkılmaz değil mi? Yok. Bunu... Hakaret gibi mi? Evet, o üzülür. 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 Ağlar, tamam. Ağlar. O zaman biz hemen tadıma geçelim arkadaşlar. Heyecanla ve merakla bekliyordum bu lezzeti ve şöyle tutarsın. Efendim bir tane yiyemedi. Öbür yarımı da size getirdim. Kameraman arkadaşım. Bizde her şey gerçekçi. Yapmacık değil valla. Buyurun. Ahmet abim. Afiyet olsun. Afiyetler olsun. Ahmet abim hem yeşili hem lezzetleri güzel. Buraya mutlaka ama mutlaka gelin diyorum arkadaşlar ve devam ediyorum ben. Yeter. Yeter. Çok güzel. İstanbul'a gelmişken midye yememek olur mu? Kesinlikle hayır ve çok güzel bir noktadayız. Midyeci Mehmet'e geldik. Böyle çeşit çeşit midyeleri var. İstiyorsanız abimiz anlatsın, hemen girelim. Mehmet abi nasılsın, iyisin? Eyvallah, hoş geldiniz. Şöyle midyelerini de dizmişsin. Tabii, bu klasik tabii. Midye herhalde. Bu klasik midye, ben tamam. Size yedireyim. Bir tanesini böyle açıp hemen ben, tadına ben direkt, bakalım. Direkt ağzımıza verin. Oo, bu klasik olan değil mi? Klasik midye yapıyoruz, karidesli midye yapıyoruz, ahtapotlu midye yapıyoruz, ahtapotlu midye, kalamarlı midye yapıyoruz, oo. Soslu midyemiz var. Süper ya, muhteşem. Ne kadar bunun fiyatını sorayım klasik olanı? 2 lira. Bu şekilde 2 TL. Evet. Diğerlerini de bir tadına bakabilir miyiz, tabii ki, gösterebilir tabii, miyiz? Tabii. Bu kalamarlı midye. Bu kalamarlı. Karidesli midye yedireyim. Güzel, enteresan. Herkesi böyle elinde besliyorsun mu abi her gelen? Sevdiğim insanlara. Eyvallah, sağ olasın, teşekkür ederim. Karidesli mi, kalamarlı mı, klasik mi, ahtapot mu, hangisini beğendiniz? Karidesli güzelmiş aslında. Karidesli bir tane daha yedireyim size. Bunların fiyatlarını öğrenebilir miyim? 4 lira tanesi. 4'er TL bunlar da. Arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Eğer böyle farklı lezzet arıyorsanız, yani her biri ayrı lezzetli, mutlaka denemelisiniz diyorum. Karidesli midye evet, bu. Değil mi? Kıpkırmızı, İçinde çok güzel. İçinde çiğ karides var. Şuradan da gözüküyor zaten. Şöyle bir gösterelim. Şu iç kısmında karidesi de gözüküyor. Şunu da alalım. Arkadaşlar midyelerimiz Çanakkale Saros'tan geliyor. 35 metreden çıkartıyoruz. Süper, muhteşem. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Abicim eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Biz afiyet daha olsun. Bugün çok gezeceğiz. Afiyet olsun. 3-5 tane daha yiyelim, sonra yemeğe devam ediyoruz. Şimdi de ev yemekleri yemek için Helvetiye'ye geldik. Çok böyle güzel bir mekan. Hemen girelim ve tadım yapmaya başlayalım tekrardan. Kenan neler dizmişsin böyle ya? Çeşit çeşit böyle yemekleri aynen. Dizmişsin. Şurası komple sıcaklar. Şurası arka sıcak değil mi? Aynen. Şu çok ilgimi çekti mesela. Şunu yakından mantarlı bir gösterelim. Pilavı. Mantarlı pilav değil aynen. Mi? Ne kadar porsiyonu? Bunun porsiyonu 18 lira. Tamam. Bir mantarlı pilav alacağım. Ama bir de orada karışık tavuk... şekilde yapabiliyoruz bir tabakta 5 tamam. Yaşına kadar. Ben bir mantarlı pilav alacağım. Bir de orada tavuk greten gördüm. Böyle üstü çıtır çıtır olmuş. Onu da bir göstermek şu. İstiyorum. Mantar pilavlar eklendi. Şöyle tabaklanıyor. Şekil de yapıyorsun sen ona. Hemen yan tarafına tavuk gretenler. Üstü görüyorsunuz. Çıtır çıtır olmuş arkadaşlar. Beşamel soslu. Bu da tabaklandı. Tavuk greten ne kadar? Tavuk gretenin porsiyonu 32 lira. Karışık tabağa dahil edebiliyorsunuz. 5 yaşında 45 lira. Tamam. Tavuk greten ama 32 TL değil mi? Aynen. Tamam. Süper. İçinde neler var? Beşamel sos. Garnitürle de yapıyoruz ama bugün mercimekli yaptık. Süper. Hemen üstüne ben kaşarlı. Masaya geçiyorum o zaman. Teşekkürler. Evet, ne yaparsın? Şöyle görüyorsunuz dağılıyor, akıp gidiyor. Çok güzel kıvam bence pilavın. Böyle mantar eşiğinde. İçinde dereotu da var. Hafiften ama çok az bir dokunuş yapmışlar. Arkadan vuruyor böyle. Çok güzel olmuş. Bunu deneyin. Tavuk gratenini de merak ediyorum. Çıtırlı kısımlarından da bir almak istiyorum tabii. Üzerine aldık. Koca bir lokman. Bu da çok güzelmiş. Ben bunun keyfini çıkarayım.
Evet arkadaşlar, çorbayı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur artık. Her noktada böyle çorba tadımı mutlaka yapıyorum. Bu sefer böyle çok güzel, çok önerilen, inanılmaz da lezzetli ve yılların mekanı olan 29 Ekim İşkembe Salonu'na geldik. Hemen girelim, böyle karışık bir atom çorbası içelim. İsmail abinin yanına geldik. Hoş geldiniz. Abi burada neler yapıyorsun? Böyle fokur fokur bir şeyler kaynıyor, böyle yakından da görelim istiyorsan. Püf noktasını söylerim, anlatırım. Karşıma dükkan açmayacağına söz ver. Karşısı da boşmuş. Bütün sırra gitarı yer miyiz biz? Ne bu şimdi? İşkembe değil mi? İşkembe. Ana işkembemiz. Şıkır şıkır gözüküyor. Şuna bakın. Temiz bir gömlek parçası gibi arkadaşlar. Dişi hayvanın işkembesi kullanılmaz. Erkek hayvan. Bu erkek değil mi? Aynen öyle. Dişi daha sert oluyor o zaman. Yanlış mıyım? Daha sert. Lezzeti mi de? Ve şeydir. Pişmesi çok zor olur. Onu daha uzun süre pişiyor. Marketler falan satar o tarz burası şeyleri. Burası kaç yıllık, onu da sorayım. 1933'te kuruldu. 1933'te kuruldu. Muhteşem. Bu şirdendir. Bunun Adana'da aynen öyle dolmasını yaparlar. Evet. Biz çok da lezzetli çorbasını yaparız. Aa, enteresanmış gerçekten. Şöyle ya. Göstereyim. Daha esmerdir rengi. Daha esmer. Evet. Tamam. Ama daha lezzeti ete yakındır. Süper. Yani işkembeyi seven şirdeni mutlaka sever. Ben zaten bayılıyorum şirdene. Ya denemeyene tavsiye ederim. Sen şirden mi diyorsun? Ben şirdan olarak. Şirdan. Şirden. Burada şirden mi deniyor? İstanbul'da biraz daha kibarlaştırıyorsunuz herhalde şirden olarak. Aynen öyle. İstanbul şivesiyle. Şirdenler de çıktı. Üzerindekiler bunlar iç yağdır. Oo. İç yağ. Bunlar çok güzel yalnız. Aynen öyle. Asıl bomba bence o gibi geliyor bana. Asıl ama bomba içeride. İçeride saklanıyor. Evet, saklanıyor, gizleniyor. Asıl bomba geldi. Asıl bomba geldi bu arkadaşlar. Bu dana yağı değil mi? Paça. Dana paçadır. Dana paça. Dana paça. Oho, lokum gibi gözüküyor. Bunu aslında eline gireceksin, böyle kemireceksin. Av atmak gibi olmasın, ben yapıyorum onu. Ciddi misin? Arada bir çok çok severim dana paçayı. Çok güzel. Hemen bir yapılışını gösterirsen. Tamam. Bize. Burada neler var? Ayak dana var paça. Herhalde. Dana ayak paça. Dana ayak paçalar girdi. Evet. Tabağa. Atom yapıyoruz bu arada. Tuzlamamız, şirdanımız. Şirden. Şirdenler gibi. Şimdi burada ne var? Burada çok önemli beyin. Bir beyin var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Krema gibi. Şöyle onları da ufak ufak parçalara ayırdın. Evet. Tabağa fırlattın. Bu da burada çürük. Çürük. Çürük ne oluyor? Ufaktan anlatırsan. Kelle paçanın yanak eti oluyor. Burada son dokunuş olarak neler girecek? Burada son dokunuş. Bunları ısıtmış suyun olacağız. Oo. Suyuyla. Bunlara resmen değer kattın. Hafiften böyle döküyorsun ki o bir ısınsın başta değil aynen mi? Aynen öyle. Hepsi dolapta muhafaza oluyor çünkü soğuk. Onları süzgeçten geçirdin, iyice kazana da batırdın şöyle. Evet. Süzgeçle. Onlara banyosunu yaptırdın. Evet. Yumuşadılar, kendilerinden geçtiler. Abi hiç durmuyorsun, üzerine son bir dokunuşunu yapıp bu şekilde servis mi ediyorsun? Hayır. İkinci zuma geçti. İkinci zumunu da yaptıktan sonra üzerine ne geliyor şimdi? Tuzumuzu attık. Tuz geldi. Biraz. Terbiyemizi attık. Ha, burada terbiyesi var. Şöyle aynen. Sarı bir terbiyesi var. Şöyle gösterelim. Sarı bir terbiye var. Terbiyesi girdi. Terbiyenin içinde yumurtayla limon var. Bu ne? Bu da sirke. Bu da sirke. Sirke evet. Dokunuşunu da yapıyorsun. Şimdi de son olarak mı bu? Son olarak son da suyu. Suyunu da ekledin. Bitmiyor bir türlü. Bu da eklediğin iç yağı. İç yağı. Kendi yağı. İç yağı da tamam. Bu hazır mudur olay? Budur. Ne kadar bunun fiyatı bu şekilde? Bu 48 lira şu 48 an. 48 TL. O zaman ben hemen masaya geçiyorum. Eline sağlık. Masaya geçtik ama bu içerisine eklenen şeyler bir türlü bitmiyor. Bu şekilde servis ediyorsun değil mi? Acı. Bu toz biber zeytinyağı mı? Evet. Acı sos. Tamam. Severim ben. Sarı. Acı severim. Aynen öyle. Şöyle üzerine de güzel yeter. Ayrıca bunun sarımsak içerisine kenarda tuttuğunuz sarımsak. Sarımsaktan da ekleyelim. Kendime göre ekledim. Çok az da kekik ekleyeceğim. Şöyle üzerine gezdirdim. Değerine değer kattık resmen. Şöyle karıştırırsın başta. Şuna bakın ya, mis gibi gözüküyor gerçekten. Şuradan alırsın ve şöyle afiyetle tüketirsin. Oo, çok iyiymiş. Ayak paça var ya, inanılmaz lezzetli. Şu anda beyin geldi. Damağımda her biri böyle ayrı ayrı patlıyor. Beynin tadı ayrı güzel. Ayak paçanın tadı ayrı güzel. Şu an çürük ve işkembe. Bunu mutlaka denemelisiniz diyorum ve ben keyfini çıkarıyorum bunu. Şimdi çorbacılarda genelde şöyle bir mantık var. Zerde getiriyorlar. Safranla mı yapılıyor bu? Tamam, süper. Kuş üzümü ve Hindistan cevizi eklemişler. Ben de şuradan alayım, hatta göstereyim. Kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde kıvamı olan tatlara ben zaten bayılıyorum. Bunun fiyatı ne kadar? 20 lira. Bu da 20 TL. Çok da lezzetliymiş bu arada. Bunun içinde gül suyu var mı? Gül suyu aroması da alıyorum. Ayrı bir lezzet katmış. Gelmişken bunu da denemelisiniz. Şimdi de 96 yıllık bir işletmeye geldik. 3 yıldız şekerleme. İçeride badem ezmesi yapıyorlar. Bir de helvaların da tadına bakacağım. Hemen girelim. Evet arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz, helvalar mis gibi gözüküyor. Böyle iki dilime ayırdı. Bize de ufak bir dilim yaparsan abi, tadım yapalım. Ne kadar bunun kilosu? Bunun kilosu 90 lira. 90 TL. Tamam, 1-2 dilim alabilirsek biz, bir tadına bakmak istiyoruz. Evet, şöyle aldın. Şöyle bunları da ufalayacaksın tabii. Çok güzel. Bir tanesini alayım. Şöyle tutuyoruz. Bunlar mı?
Oo, güzel. Bir de badem şekerin varmış herhalde değil mi? Badem ezmesi. Badem ezmesi. Evet. Bununla bir tadına bakabilir miyiz? Tabii bakabilir. Evet, gösterelim arkadaşlar badem ezmesini şöyle. Hepsi sırasıyla dizilmiş. Bu ne kadar? Bunun kilosu ne kadar? 440 lira bunun kilosu. 440. %100 badem evet, zaten. Evet, dükkanın en favori ürünü budur. Çok özür, aslında bunun için geldim. Acı badem değil mi bu? Tatlı badem. İnanılmaz lezzetli. Kargo yapıyor musunuz bunları? Türkiye'nin her yerine yurt içi kargoyla yapıyoruz. Gönderim yapıyoruz. Evet. Süper. Ben bir iki tane daha yiyeceğim. Sonra tadım yapmaya devam edeceğiz. Şimdi de petek turşularına geldik. Turşu suyu tadımı yapalım. İçeriye girdik. Özgür abi, turşu suyunu çok övdüler. Eyvallah. Çok söylediler. Biz de dayanamadık geldik. İyi yaptınız. Hoş geldiniz. Bir sunumunu görebilir miyiz? Bir tamam. Bardaklayabilir miyiz? Yalnız pandemiden dolayı pet bardaklara yapıyoruz. Sıkıntı yok. Tamam. Daha güzel. Bizim de işimize gelir. İçine turşu da atıyorum. Süper, muhteşem. Çıtır tamam. Çıtır turşularından da eklersen tamam. Biz de keyif alırız. Tamam. Bu mesela eklediğin lahana turşusu herhalde. Yani lahana salatalık genelde ama sizin sevdiğiniz bir şey varsa onu da ilave ediyoruz içerisine. Tamam. Klasiği nasıl yapıyorsun? Tamam, yoldan size... geçen mesela gelip sorduğu zaman klasiği nasıl yapıyorsun? O şekilde yaparsan tamam. Sevinirim. Salatalık turşusu. Lahana, havuç salatalık, havuç, pancar. Oo, pancar çok güzel olur. Ben bayılırım. Aynen zaten. Öyle. Acı? Şimdi az bir şey alacağım. Az bir şey. Biraz pancar suyu verin içine. Tamam. Pancar suyu girdi. Bak bu pancar suyu çok güzel bir dokunuş bence. Aynen. Evet, turşu suyunu da ekledin şöyle. Oo, şalgam gibi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok da güzel gözüküyor. Az acı demiştiniz çok değil mi? Çok az acı da ekleyebilirsin. O tadını, lezzetini almak istiyorum. Normalde acı sever biriyim ama aha, tadını, öyle. Lezzetini almak istiyorum. Böyle spesiyel bir şey oldu. Kaşığı hediye değil mi? Tabii tabii, ona para almıyoruz. Ne kadar bunun bu şekilde fiyatı? 8 lira. 8 TL. Önce bir suyunun tadına bakalım. Oo, çok güzel geldi. Pancarı. Pancarı çok severim. Çok da yakışmış buna. Avucundan yedim. Biraz da şöyle atalım. Çıtır çıtır. Bu yunu da yürüyerek böyle bitireceğim arkadaşlar. Bırtaşı restorana geldik. Böyle yolda geçerken karşılaştık. Böyle insanlar toplanmıştı zaten. Şöyle kazanı da göstermek istiyorum. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şöyle kazanın içini görebiliyor musunuz arkadaşlar? İçli köfteler dizilmiş. Oo, mis gibi. Çok güzel gözüküyor. Ne kadar bu şekilde içli köftenin fiyatı? 14 lira. 14 TL. Biz bir tane alabilirsek şöyle. Şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Sıcacık zaten, daha yeni geldi. İçeride de zaten farklı yemek çeşitleri var. Ama şurada böyle ufacık bir yer kurmuşlar. Çiğ börek var, içli köfte var ve şöyle tutarsın. Böyle çıtır çıtır dış kısmı, içini görüyorsun, dolu dolu. Ceviz de var. Ağzım yandı hatta, sıcacık. Ben bunu böyle yürüyerek tadına bakacağım arkadaşlar, yiyeceğim. Kaç yıllık bu? 40 yıllık. 40 yıllık bir lezzetmiş bu arada. Ben bunun keyfini çıkarayım arkadaşlar. Belki çiğ böreğinde tadına bakarım. Şimdi de Jabor çikolataya geldik. Ev yapımı çikolata yapıyorlarmış. Küçücük bir dükkan var. Hemen girelim, hem içeriği göstereceğim hem tadımı yapacağım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Böyle içerisi mis gibi çikolata koyuyor. Şöyle içeriği de göstereyim. Böyle ev yapımı çikolatalar var. Çok güzel de gözüküyorlar. Şöyle tutuyorum. Bisküvili, badem kreması ve sütlü arkadaşlar. Şu 3 tanesini beğendim ben. Çeşit çeşit var bu zaten. Şöyle göstereyim. Çok da güzel gözüküyorlar. Şöyle tutalım, bir tanesiyle başlayalım. Oo, son zamanlarda yediğim en iyi çikolatalardan bir tanesi diyebilirim bu yediğime. Şundan da ben tadına bakacağım. Hatta bir yere oturup kahveyle beraber bunu tüketebilirim. Bu noktayı bence atlamayın. Çikolataları çok güzel. Bu arada bunun kilosu da 290 TL'ymiş ama gerçekten çok lezzetli. Mutlaka denenmesi gerekiyor. Şimdi de Mandabatmaz'a geldik. Burada ne içeceğiz? Çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Biraz yediklerimizi sindireceğiz. Çok enteresan, çok güzel bir yer arkadaşlar. Birçok kesimden insan buraya geliyor. Çok elit, çok güzel, çok keyifli bir yer. Hemen girelim, ufacık masalara oturalım, kahvemizi, çayımızı içelim. Evet, kahveler pişiyor. İçerisi böyle mis gibi kahve koktu. Ne kadar kahve? 17 lira. 17 TL. Evet, kahveler pişti. Kahvemizi doldurdular. Bol köpüklü. Biz hemen masaya geçiyoruz. Artık tadım yapma zamanı. Biraz da yediklerimizi eritelim. Evet, çok keyifli bir ortam var arkadaşlar buranın. Kahveyi alıyoruz. Ve keyfini çıkarıyoruz. Sade kahvemiz mis gibi. Çok da güzel kokuyor. Çok da güzel yapmışlar. Tam benim tarzımda böyle sade kahve. Keyfini çıkarıyoruz. Daha sonra yediklerimizi sindirdikten sonra yemeğe de devam edeceğiz. Şimdi de arkadaşlar fıçına geldik. Fıçın böreği yiyeceğiz burada. Çok da güzelmiş. Hemen giriyoruz. Nasılsın Leyla ablacığım? İyisin? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle fıçın böreğini göstermek istiyorum. Şu an nasıl? Elim yanıyor ama size göstermek şöyle için çok güzel gözüküyor. Şuna bak. Fazla çeviriyorsun. Elim yandı şu an. Yeni çıktı. Sen diyorsun ki içi sulu sulu. Kıyma var. Başka evet. Ne giriyor içerisine? Kıyma var. Soğan var. Sarımsak var. Kırmızı biber var. Kırmızı biber var. Karabiber var. Bu sizin yöresel.
buraya ait, evet. Yöresel dediğim sadece bu mekana ait bir börek değil mi? Bizim, fıçın böreği. Bu bizim, biz Osetiz, Osetyalılara ait bir börektir. Başka süper. Kimse de yok. Bir Oset böreğidir fıçın. Öyle mi? Evet. Muhteşem. Ben de fıçındır, çok merak ediyorum. Fıçındır söylenişi fıçın. Fıçın. Evet. Tamam. O fıçındır. Yani etli anlamında. Anladım. Peki dilimi ne kadar bir porsiyonu? Şu anda 42 lira. 42 lira. Yanında mevsim sebzeleriyle, daha doğrusu mevsim salatayla servis ediyorsun. O zaman ben de hızlıca böyle bir tabak alabilirsem sevinirim. Evet, ortadan kesiyoruz. Çok güzel. Tabağa yaklaştırayım Söyle ablacığım. Evet lütfen. Oo, şuna bak. Bol kıymalı. Mis gibi. Arzu ederseniz yanına salatasını koyayım, tamam. Gözüksün. Onları da alalım artık, masaya geçip afiyetle tüketelim. Evet arkadaşlar, masaya da geçtim. Şöyle bir koca bir lokma almak istiyorum. İçindeki ete bakar mısınız ya? Muhteşem gözüküyor. Sulu sulu, mis gibi satır kıymasıyla yapıyorlarmış. Şöyle koca bir lokmayı. İçindeki et var ya, inanılmaz lezzetli. Buna aşık olacaksınız. Tepsiyi de yanıma bıraktılar. Bu bitince devamı gelecek herhalde. Şöyle devam edeyim ben arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli, çok lezzetli. Şuna bak ya, sulu sulu mis gibi. Çok güzel gözüküyor. Burayı not edin bence. Bir de nereye geldim? Galata Kulesi'nin hemen alt tarafında tarihi Eminönü midyecisine geldim. Burada ne yiyeceğiz? Tabii ki de kokoreç yiyeceğiz. Biliyorsunuz İstanbul'da kokoreç çok meşhurdur. Ben de merak ettim ve çok da güzel bir yere geldim düşünüyorum. Hemen girelim, bir tadımını yapalım. Şahin Usta, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Kokoreçleri dizmişsin. Şöyle, evet, kokoreçlerimiz hazır. Sulu sulu da gözüküyor. Sen bunları ufalıyorsun. İstanbul usulü bu şekilde oluyor değil mi? Evet. Bunları ufalıyorsun, ufak parçalara ayırıyorsun. Daha sonra tekrardan ateşi göstereceğim zannedersem. Tabii, tavaya bir daha atacağız. Şeyler girecek mi? Bu isteğe bağlı. Sade de yapıyoruz. Domates ve kapya biberli de yapıyoruz. Klasiği nasıl? İstanbul klasiği sebzeli. Tamam, ben klasik alacağım. Çünkü İstanbul'da İstanbul usulü yemek istiyorum. Tabii. Şurada göstereyim, üst tarafta da zaten yeni asılmış. Yağlar da alttan şıpır şıpır damlıyor. Kömür ateşinde pişiyor. Şurada sen önden pişiriyorsun. Şöyle, evet. Kokoreçlerimiz uykuluk ve çözlü. Uykuluk ve çöz. Şöyle evet. Gösterelim. İzmir'den geliyor kokoreç. Mis gibi. İzmir'den mi getiriyoruz? İzmir'den getiriyoruz şu uzuvalları. Şimdi kapya biber deviriyoruz. Tabii sen bunları önden bir parça sanki pişir. Evet, bunları bana. Közlüyoruz. Yani köz ateşine atıyorsun. Tabii. İyice kendini sallıyor. Çekirdeklerini de çıkardı. Daha evet, sonra çekirdeksiz. Ufak parçalara ayıracaksın. Önce uzunlamasına, ardından palama çalışmaları devam ufalama. Ediyor. Evet, kapya biber buna bence çok güzel bir lezzet katacaktır diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Evet, şimdi bunları sen ufaladın. Evet. Ufaladıktan sonra tekrar şimdi kokoreçler tekrardan ateşte buluştu. Bu sese bayılıyorum zaten ben ya. O coslama sesi gerçekten sokaktaki adamı çağırır yani, evet, öyle söyleyeyim. Kokusu ve sesi. Kokusu da aynı şekilde dediğin gibi. Zaten bu sese de hassasın. Mis gibi kokular yükseldi. Şimdi de biberler buluşacak. Evet, aşıkları buluşturdun sen. Bunları karıştırıyorsun, iyice bir harmanlıyorsun. Evet, harmanlıyorum. Bir süre daha pişecekler beraber. Kokoreç ve kapya biber aşıklarını tazelerken sen de burada domatesleri ufalayacaksın. Onlarla evet, yine tekrardan buluşturacaksın. Şimdi domatesler doğranıyor. Onları da doğruyorsun ince ince. Evet, domatesler doğrandı. Arkadaşların yanına gitmek için hazırlık yapıyor. Sabırsızlanıyor domatesler de. Ve artık domatesler de buluştu. Son çalışmalar devam ediyor. Daha sonra ekmekleme çalışması gelecek değil mi? Evet, ekmekleri sıkacağız. Süper. Ekmekler de kesildi. Çıtırlaştırmak üzere bizi bekliyor. Evet, onları böyle askıya dizdi. Askıda evet. Bu şekilde çıtırlaşıyorlar. Evet, çıtırlaşıyorlar. Süper ya. Şimdi. Çok orijinal bence. Ekmekler çıtırlaştı. Artık son işte. Kokoreçler de iyice kıvama geldi. Oo. Bu şekilde herkese boldan mı ekliyorsun? Evet, standart bizde. Süper. Ekmeği ne kadar bunun fiyatı bu şekilde? Bu şekilde sebzelisi 30 TL. Acılar, baharatlar oluyor. Oluyor tabii ki de. Kekik. Kekik de. Pul biber geliyor. Kimyon geliyor. Olmazsa olmazı kimyon. Son olarak da tuz çalışması. Afiyete dikkat. Ben de hemen tadıma geçeceğim. Şöyle aldım, dışı çıtır çıtır. Çok güzel. Ya kokoreç çok güzel bir şey ya. Abimiz de çok güzel yaptı. Ben bunun keyfini çıkarayım. Furkan nasılsın, iyisin? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. Şöyle gösterelim. San Sebastian'ı koymuşsun önüne, bize dilim yapacaksın herhalde. Evet, kesiyorum. Bir sunumunu gösterebilirsek sevinirim. Tabii, hemen başlayayım. Porsiyon ne kadar Furkancığım? Porsiyonu 52. 52 TL. Evet, bu şekilde ayarlıyorsun. Bu kesme tahtası aynen herhalde. Öyle, aynen öyle. Kaç dilim çıkıyor bu şekilde? 12 dilim çıkıyor. Bir tanesinden 12 dilim çıkıyor. Tamam, çevirdin onu. Heyecanla da bekliyoruz tabii. Bu lezzet kaçmaz. Sürekli görüyordum. Kadını da çok merak ediyorum açıkçası. Kendini gösterdi. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz tabii. Tabaklama işlemini yaptın. Oo. Kekler kesildi ve artık tabaklama aşaması. Bunun bir çikolatalısı var, bir de sade. Bu şekilde de alıyorsun. Bu şekilde ne kadar fiyatı? 48. Bu şekilde 48 TL. Peki üzerine çikolata eklenirse ne kadar oluyor? 54 TL oluyor. 54 TL oluyor. O zaman ben çikolatalı olandan alacağım. Evet, üzerine çikolatası da döküldü. Artık ben tadıma geçiyorum arkadaşlar. Masaya geçtik. Bir de arkamızdaki görüntüyü görmenizi istiyorum. Hemen Galata Kulesi'de arkamızda çok da güzel bir manzarası var buranın. Bunu nasıl yaparsın? Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şuradan girersin. Oo. Şöyle tutarsın ve afiyetle tüketirsin.
Efsane bir şey ya. Çok güzel. Gerçekten inanılmaz başarılı. Buraya da uğramadan geçmenizi tavsiye ediyorum. İstanbul'a gelmişken tabii ki Nusret'in hamburgerini yemeden gitmek olur muydu? Asla olmazdı. Ben de çok merak ediyorum. İlk defa deneyeceğim zaten. Ve ne yapıyorum? Hemen Nusret'e girelim. Bir paket yaptıracağım. İçeride müzik olduğu için telif yememek için. Kenara geçeceğim. Kenarda yiyeceğim. Evet, paketimi aldım arkadaşlar. Başta hamburgerle başlayayım. Şöyle bir kenarlarından açalım. Şöyle bir açıyoruz. Nasıl bir şey bizi karşılıyor? Görüntü muhteşem. Şuna bakın. Çok güzel bir ekmeği var. Cheddar peyniri var. Şuradan şöyle ayıralım. Oo, sulu sulu görüyorsunuz. Mis gibi. Ve ne yapacağım? Şöyle tutuyorum. Çok başarılıymış gerçekten. Vallahi beklediğimden güzel. 109 TL bu menü. Menüde ne var? Tatlısı var, hamburgeri var, işte kolası var, patates kızartması var. Bunun içinde karamelize soğan, cheddar görüyorsunuz zaten. Çok güzel gözüküyor ya. Lezzeti de çok güzel. Şimdi bunu yiyeyim, tatlıyı da göstereyim size. Evet, hamburgeri yedik. Şimdi gelelim tatlıya. Şöyle göstereyim yakından da. Hatta şöyle sizin önünüzde şöyle bir parçalayalım arkadaşlar. Görüyor musunuz? İçinde börtlen de var. Dışı çikolatalı, krema dolgusu. Şöyle bunun da bir tadına bakalım. Oo. Bilmiyorum, buna pahalı diyen de olacaktır ama keşke daha ucuz olsa daha güzel olurdu ama çok güzel olduğu için bir şey diyemeyeceğim buna. Biz yemeye devam edelim. Şimdi de Beyoğlu'nun sembol isimlerinden sözcü Muammer Usta'ya geldik. Ve böyle farklı bir tarzda yapıyor. Hemen girelim, bize anlatsın. Muammer Usta merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sözcü'nü yemeye geldik. Hoş geldiniz. Bize gösterirsen sevinirim. Sandviç yapıyoruz. Sandviç yapalım. Sen kağıtta da veriyorsun normalde. Tabii. Değil mi? Bu doğradığımız ne? Bu sandviç arası değil. Şu an doğradığın değil, değil, değil mi? Bu tamam. Değilden. Diller doğrandı. Bu yanak mı? Yanaktan. Tamam. Yanak da geliyor. İkisi de ayrı ayrı lezzetlidir zaten. Tabii. Şimdi de gözün yağı. En güzel yeri gözün en yağı zaten. Olmazsa olmazı. Gözünün yağı da girdi. Şimdi de maydanoz giriyor. Maydanozları da ince ince kıydı. Tatlı beyaz soğan. Olmazsa olmazı olmaz, zaten. Tamam. Peki domates giriyor mu? Domates maalesef ona karşıyım. Karşısın. Domates kuruttuğumuz bu söğüşü sulandırıyor. Sen domatese karşısın. Ben salata sevecek yapmıyoruz, söğüş yapıyoruz. Salata yapmıyorum diyor, söğüş yapıyorum diyor. Hepsini bu şekilde karıştırdı, bir tuz çalışması girdi. O kadar. Ama istersen acı biber atabilirim. Acı biber biraz alabilirim. Acı biber eklendi. Ya kağıda ya da bu şekilde aynen. Ekmeğe. Sandviç ekmeğine bu yapıyorsun. Bu özel sandviçimiz. Lavaşa yapmıyorsun. Yok. İncecik sandviç ekmeğin içerisine aktarıp böyle boldan boldan. Süpersin, aynen. Muhteşem. Bunun fiyatı ne kadar abi? Bu 25 lira. Bu şekilde 25 lira. Evet. Bu arada Muammer Usta'nın, Muammer abinin şöyle dükkanını göstereyim. Dükkan dediğimiz şöyle ufacık bir görüyorsunuz. Dolap gibi bir sistemin var. Aynen. Çok güzel, çok orijinal zaten. Bunu isteyip de ben istediğim zaman da bu şekilde verebiliyoruz. Çok da güzel gözüküyor. Harita gibi. Harita gibi, aynen. Duvara asabilirsin bunu. Biz de hemen ne yapalım, tadıma geçelim. Evet, söğüşler yapıldı. Çok da güzel gözüküyor şöyle. Ya ben bir söğüş sever olarak çok başarılı buldum bunu. İçinin hakkıyla da yaptığı belli. Ben bunu yemeye devam edeyim. Nizam pide sütlaca geldim. Burada pide yemeyeceğim. Pidesi de çok güzel ama sütlaç yiyeceğiz burada arkadaşlar. Sütlacı da çok güzelmiş. Hemen girelim, size göstereyim sunumunu. Evet arkadaşlar, içeriye girdi. Görüyorsunuz sütlaçları. Kenarda da fındık. Üzerine şöyle boldan boldan ekliyorlar. Ne kadar bu şekilde bunun fiyatı? 16 TL. Üzüm de ekleniyor bu şekilde. Ve biz artık masaya geçebiliriz. Dışarı geçtim. Şöyle görüyorsunuz, sallanıyor da benim de en sevdiğim şey. Şuralardan kendime yol açıyorum. Aynen bu şekilde açtığım yoldan devam ediyorum. Şöyle alıp afiyetle de tüketiyorum. Oo, şu karamelize kısmı fındıkla birleşince efsane bir şey çıkıyor ortaya. Burası pide de yapıyor bu arada. Yani sadece bunu yemeye bile gelirsin. Sırada ne var? Karadeniz pidesi var. Nereye geldik? Karadeniz pide salonuna geldik, hemen giriyoruz. Hüseyin abi kolay gelsin. Sağ olsun abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Neyli kavurma yiyeceğiz abi bugün, en çok tercih edilen? Abi Rize'nin en güzel kavurması. Kavurmalı. İçerisine kavurma giriyor, başka bir şey giriyor mu? Kaşar istiyorsan, istiyorsan hatta Trabzon peynir atabilirim. Olur, güzel olur. Güzel, tamam olur. Süper, bayılırım. Daha önce sen böyle bu şekilde hamuru açıyorsun ince ince. Evet abi. İyice kıvama getiriyorsun onu. İstediğin aynen inceliğe gelince malzemeleri ekliyorsun değil mi? Evet abi. Evet, kenarlarını katlıyorsun tabii. Kenarları katlıyorum ki taşmasın. Malzemeler dışarı taşmasın yani diye ona ince çalışmalar yapıyorsun. Tırnaklarınla evet onu iyice hamura yapıştırdın. Birazdan da malzemeler gelecek. Bu çıkan ne mesela? Bu çıkan şey, pafra. Pafra. Samsun üstünde pafra. Şimdi kenarlar biraz böyle yumurtalıyorum ki altın sarısı rengini alsın diye yani yumurtalıyorsun değil mi? Evet, bunun aynısını rengini alacak. Süper, muhteşem. Şimdi malzemeler girecek. Biraz yaklaşalım. Bu eklediğin kolot peyniri mi? Kaşar. Kars kaşarı girdi devreye. Şimdi ne girecek? Kavurma. Kavurma. Mis gibi. Bu nerenin kavurması abi? Rize. Rize kavurması. Rize'de
geliyor Özel. Bu az pişmiş. Kavurmalar da girdi. Hemen kaşarın üstünde peynir yerini alıyorsun. Aldı. Şimdi bu koyduğun pekine peyniri. Trabzon peyniri. Asıl olay burada başlıyor yani, değil mi? Bu asıl geliyor. Lezzeti veren bu bence. Evet. Evet, peynirler de girdi. 10 dakika pişmeye alacağız. 10 dakika önden pişecek. Peki buna siz üstüne yumurta sarısı ekliyor musunuz? Senin isteğine bağlı. Tamam, ben alabilirim. Güzel olur. Tamam. Onu bir patlatırız olmadı. Tamam. Aç fırına. Pidemiz giriyor. Kaç dakika bu şekilde bekleyeceğiz abi? 10 dakika. 10 dakika bekliyoruz biz de. Evet, fırından evet. Çıkıyor artık arkadaşlar. Şöyle çok da güzel gözüküyor. Yumurta kapatacağız mı abi? Evet. Şimdi? Bir adet böyle yumurtanın sarısından sadece sarısı ekleniyor değil mi? Evet. Tamam, yumurtanın sarısı da eklendi. Bir dakika daha mı pişecek? Kaç dakika evet, pişiyor? Az bir pişireceğiz. Kayısı kılamına geldi mi çıkaracağız. Kayısı kılamı gelene kadar pişiyor. Biraz daha bekleyeceğiz. Afiyetle tüketeceğiz ondan sonra. Bunun fiyatı ne kadar bu şekilde? 53. 53 lira. Şimdi çıkarabiliriz. Yumurtası da pişti arkadaşlar. Şöyle çıkaralım, gösterelim mis gibi. Biz artık evet. Masaya tadına geçebiliriz. Eline şu sağlık anda... usta. Daha bitmedi değil mi? Yok. Tabii tereyağı dokunuşu olmazsa olmaz diyorsun. Üzerine tereyağını bıraktın. Şu anda hazır. Eline sağlık abi. Biz afiyet olsun. Geçiyoruz. Yanında da şöyle köpüklü bir ayran geldi. Şuna bak, çok güzel gözükmüyor mu? Bu da çok güzel. Ve ne yaparsın? Şöyle bir tane alırsın. Şöyle dilimlediler bu arada, onu da söyleyeyim. Oo, yumurtası da akıyor mis gibi. Şöyle tutuyorum. Oo, fena bir şey bu ya. Bunun böyle farklı farklı şişlerinde de yapıyorlarmış. Ama en gözdesi buymuş. Ben de bunu tercih ettim. İyi ki de tercih etmişim. Çok güzel. Biz onu yemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi yolda yürürken birçok böyle kestaneci görüyorsun. Böyle kokusu da burnuna geliyor. Biz de ne yapacağız? Hemen bir tane gördüğümüz kestaneciyi bulacağız. Artık kestane yiyelim. Bence zamanı geldi. Hemen gidiyoruz. Evet arkadaşlar, kestaneciye geldik. Ne kadar porsiyonu? Gramaj mı olarak satıyorsun? Gramaj olarak satıyoruz abi. Ne kadar abi? Mesela 50 gram? 150 gram. 150 fiyatı, gramdan başlıyor. Evet, 150 gram fiyatı 30 TL. 250 gram. 150 50 gram bana yeterli. Tamamdır. Şöyle kestaneleri görüyorsunuz arkadaşlar. Çiçek gibi açmış. Çok da güzel gözüküyor. İyice de pişmiş. Köz kokuları her yeri sarıyor. Oh mis gibi. Şimdi bunun keyfini çıkaracağız. Evet, kestaneyi şöyle aça aça ilerleyeceğim arkadaşlar. Ye ye. Şöyle keyfini çıkaracağım. Şöyle. Çok güzel. Böyle tatlı bir lezzeti var. Nereye geldik arkadaşlar? Pilav, kavurma ve İzmir fasulyesi yapıyorlar. Tek tabakta sunuyorlar. Fasulye böyle ağzınıza dağılıyor. Kavurma da çok da güzelmiş. Ve burası neresi? Trabzon pilavcısı Ahmet Kalkanoğlu. Hemen içeri giriyoruz. Belgün Hanım merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. İyisiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle pilav ve kavurmanızı çok özler. Evet. Bir görebilir miyiz? Tabii. Oh mis gibi. Kocaman kazanda. Sunumunu yapabilirsek üzerine de kavurma ekliyormuşsunuz. Evet. Şöyle karışık tabağımız var. Pilav. Tamam. Süper. Pilavlar eklendi. Evet. Bizi başka ne sürprizler bekliyor çok merak ediyorum. Kuru fasulye ve kavurma var. Kuru fasulye ve kavurma. Evet. Kuru fasulyeyi kenarına alıyorsun. Bu ne fasulyesi? İzmir. İzmir fasulyesi. Çok da lezzetli olur. Şu kavurmayı yakından görmek istiyorum. Oo, şuna bak. Böyle tencerenin içinde gösterelim. Çok da güzel gözüküyor. Lokum gibi etler dağılmış. Suyundan da ekledin ablacığım. Süper. Bu şekilde fiyatı evet. Ne kadar bunu? O şekilde fiyatı 42 lira. 42 TL. O evet. Zaman biz hemen tadıma geçelim. Eline sağlık. Evet, tabak çok güzel gözüküyor. Başta şöyle kavurmasıyla beraber, etiyle beraber pilavından alacağım. Et yumuşacık. Pilav çok güzel pişmiş. Tam ayarında. İzmir fasulyesi. Bununla da devam edelim. Dilinle dövüyorsun, yiyorsun. Çok lezzetli. Burayı da yazın diyorum. Şimdi de hayrı üstü ocak başına geldi. Kebap beni çağırıyordu. Ben de geldim. Hemen giriyoruz. Hüseyin ustam kolay gelsin. Sağ olun. Neler giriyor içerisine? Maydanoz, taze soğan, domates, bir de kıymamız. Süper, çok güzel gözüküyor. Ne kadar bunun fiyatı bu şekilde? Afiyet olsun, 30 lira. Bu şekilde 30 TL değil mi? Evet. Tamam, biz hemen masaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi açık bir şekilde geliyor. Bunun nedeni de şöyle yanda baharatları dizmişler. Ne yaparsın? Alırsın, şöyle üzerine gezdirirsin istediğin baharatları. Ben sumak ekledim. Kimyon çok yakıştırmam ama çok az üzerine gezdiriyorum. Biraz da acı sevdiğim için tabii. Pul biberinden de ekledim. Salatanın tuzu olmadığı için tuzundan ekliyorum. Bunu ne yaparsın? Şöyle katlarsın isteğine göre. Bu şekilde sürdükten sonra afiyetle tüketirsin. Yanında açık ayran. Konsept çok güzel bence. Lezzeti de çok güzelmiş. Onu da söyleyeyim. Şöyle gösterelim. Çok başarılı. Şöyle devam edelim. Çok az güzel. Çok iyi. Şimdi de Beyoğlu'nun sembol noktalarından bir tanesine geldik. Ney mi? Kızılkayalar ve ne yiyeceğiz burada? Islak hamburger yiyeceğiz. Hemen girelim. Şöyle sırayı da görüyorsunuz. Çok yoğun bir kalabalık var. Bakalım kaç dakika daha alacağız. Hemen giriyoruz içeriye. Evet arkadaşlar, ıslak hamburgerleri görüyorsunuz. Ne kadardı fiyatı bunun? 12 TL. Şöyle aldık. Şöyle göstereyim ve hemen tadıma geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bunu alabilmek için bir 15 dakika bekledim, öyle söyleyeyim. Ve bunun keyfini artık çıkarabilirim.
Orada böyle artık karardı. Lezzetimin son noktası diyebilirim aslında. Birazdan çok güzel bir yerde kapanış yapacağız. Ben bunun keyfini çıkarayım. Birazdan kahve veya çay içmeye gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Hazopulu pasajına geldik. Burada ne yapacağız? Kapanışı çayla yapıyoruz. Buranın çayları çok güzelmiş. Ne yaptık arkadaşlar? İstanbul'da bir günde resmen dünyaları yedik. Girmediğimiz, yemediğimiz lezzet kalmadı. Her şey de çok güzeldi. Ve ne yapıyoruz? Çayımızdan yudumlayalım. Çok da lezzetliymiş. Ve arkadaşlar burada artık günü sonlandırıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.